Her ay olduğu gibi Büyükşehir Meclis üyelerimizle toplantımızı gerçekleştirdik. Tabii birkaç konuya değinmek istiyoruz Büyükşehir'le ilgili. Öncelikle şunu belirtelim. İlk günde belirttiğimiz gibi iyi yapılan, doğru yapılan her şeyin yanında olacağımızı ifade ettik. Ama eksik yapılan, yanlış yapılan her şeyin de karşısında olacağız. Ve eksik yapılanları mutlaka gündeme getirmeye devam edeceğiz. Bundan hiç kimse bizi alıp koyamayacak. Bunu ifade etmekte fayda var. Şimdi birinci mesele şu tabii. Hemen belediye başkanı koltuğuna oturup toplantılarını yaptıktan sonra bir açıklama yaptı ve bir borç rakamı açıkladı. Biz defalarca bir çağrıda bulunduk. Bu borç rakamının detaylarını merak ediyoruz. Çünkü sonrasında daha önce belediye başkanlığı yapmış olan herkes çıktı ve bu borcu farklı rakamlarla verdi. Şu anda bir kafa karışıklığı var. Biz biliyoruz ki resmi borç, şu anda belediyenin verdiği borç, ama bu borç rakamlarının ayrıntılı olarak kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor. Objektif bir belediye başkanlığı açısından. Yine belediye başkanı tabii çeşitli açıklamalar daha yaptı. Özellikle diyor ki belediyede, Malatya Belediyesi'de, yani nasıl bir gerçekten işler acısı bir durumun olduğunu ifade etmek için önemli rakamlar bunlar. Diyor ki bakanlıklardan daha fazla daire başkanlığı vardı diyor Malatya Belediyesi'nde. Yine Malatya Belediyesi'nin 400 aracı vardı. Bu belediyeye yettiği halde, hatta fazla geldiği halde 600 tane fazladan iş makinesi, araç kiralaması yapılmıştı. Bunları iptal ettik. Yani belediyede yıllarca har vurup harman savurmuşlar. Babalarının çiftliği gibi kullanmışlar.